علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه المقدمين على الخير ولا العسيرة. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: النظر في ثلاثة أشياء عبادة، النظر في وجه الأبوين وفي المصحف وفي البحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhi ve salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itiral dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahman Rahim. Dine sıradan müstakim bir sıradan. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: En-nazru fi selaseti eşya, üç şeye bakmak ibadetün ibadettir. Yani sevap kazandırır. Tabii nasıl bakacak? İbret nazarıyla, merhamet nazarıyla, insaf nazarıyla bakacak. Böyle bakış üç şeye ibadettir. En-nazru fi veçhil ebeveyn. Ana babanın yüzüne bakmak ibadettir. İnsanın aslı, ananın babanın babası yani dedeler, nineler asıl, hepsine birden usul deniyor. Ana babanın çocuğuna fer'a, çocuğun çocuğuna gene fer, bunlara da furu deniyor. Furu ile teferruat ayrı şeyler. Furu dallar demek, usul kökler demek. Dinde itikatlardan bahseden, akaidden bahseden ilimlere usul denir, asıl. İtikat, inanç, asıl. Bu itikada göre işte namaz kılmak, oruç tutmak, ticarette işte dürüst olmak, yalan söyleme, bu gibi muamelat kısmına da furu deniyor. Furu, dallar demek, imanın dalları, iman ağacının dalları, kökünün dalları. Teferruat ise lüzumsuz şey demek. Mesela ayakkabı bağcığı teferruattır. O olmasa da ayakkabı ayakkabıdır. Ama ayakkabının köselesi olmazsa altındaki ona ayakkabı denmez. Evet, bunu söylüyorum. Bazı karıştıran oluyor da. Evet efendim. Bu çocuklar furu olanlar usule yani anasına babasına ibret nazarıyla bunlar benim veli nimetim. Bunlara karşı minnet borcumu yerine getirmem gerekir diye bu niyetlerle bakarsa ibadettir. Sevap kazandırır. En-nazru fi veçhil ebeveyn böyle şey olduğu gibi ve fil mushaf keza Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini toplayan kitap mushaf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah'ın hikmeti, emri, gereği ayet ayet ihtiyaca göre nazil oluyordu Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz Allah'ın emrine göre bu ayet falan surenin, bu ayet falan surenin falan yere konacak diye onları söylüyordu. Bunlar yazılıyordu. Vahiy katipleri vardı. Hem ezberleniyordu hem de yazılıyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda hem yazılıyordu. Bu yazılan tahtalara, taşlara, derilere yazılıyordu. Bunlar yazan kişilerde muhafaza ediliyordu.
Daha sonra bunlar Hazreti Hafsa'ya teslim edildi. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında yalancı peygamberler türedi. Hazreti Ebu Bekir onlarla uğraştı. Müseylimetül Kezzab denilen adam, en şeyli, arkalısı, ordusu çok olan, en kuvvetli yalancı peygamberlerden birisi Müseylimetül Kezzab. Onun Yemame Savaşı'nda 70 tane Kur'an hafızı birden şehit oldu. Onun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer dedi ki Kur'an-ı Kerim'i topla. Herkesin göreceği bir mushaf haline getir. O da dedi Resulullah'ın yapmadığı şeyi ben yapmam. Hazreti Ömer hayır dedi, yanlış düşünüyorsun. Çünkü Peygamberimiz ayetler henüz kesilmediği için, peyderpey ayetler geldiği için bunu bir kitap haline getiremezdi. Mushaf haline getiremezdi. Onun için bu peygamber yapmadı, ben onu yapmadığını yapmak hani bid'at diyorlar ya, o anlama olamaz. Çünkü Resulullah'ın sağlığında ayetler peyderpey geliyordu. Şimdi Resulullah irtihal buyurdu, vahiy kesildi. Yeni bir ayet gelmesi mümkün değil. Bu bir savaşta da 70 tane hafız birden ölünce bundan sonra da bu savaşlar devam edecek. Cihat devam edecek. Her savaşta 70 kişi şehit olursa sonra İncil'in ve Tevrat'ın başına gelenler Kur'an'ın başına da gelebilir. Onun için dedi mushaf haline getir bu insanlarda, katiplerde olan, sonra bu Hazreti Hafsa'ya teslim edilen. İşte bunları topladı. Topladılar. Toplarken tabii Ömer'in görüşü haklıydı. Ebu Bekir de buna fazla dayanamadı. Vahiy katiplerinde olanlar ben bunu peygamberin huzurunda yazdım diye iki tane de şahit getirdiler. Öyle sağlam toplandı yani Kur'an. O yazılı ayetler Efendimiz'den rivayetlere göre aynı şekilde bir mushaf haline getirildi. Bu Kur'an ayetlerinin birleştirildiği kitaba mushaf denir. Sahifelerden ibaret. Mushaf. İşte bu mushafa bakmak, Kur'an bizim elimizdeki şimdiki Kur'an-ı Kerim'e bakmak ibadettir. Yani okumasan bile ibadettir. Sevap kazanırsın. Gözün Allah'ın kelamına bakıyor. Sevap kazanırsın. Gözün de kuvvetlenir. Kur'an'ı okuyan adamın gözü de kuvvetlenir. Öyle bir özelliği de vardır. Sonra Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenler, devamlı okuyanlar da bunama olmaz, hafıza kaybı olmaz. Ona da faydası vardır. Evet, ibadettir. Hiç okumasan bile, yorgun olsan, Kur'an'a bakarsanız bu faydaları var. İbadettir. Efendimiz öyle buyuruyor. Ve fil bahri, denize bakmak da ibadettir. Evet, denize bakınca Allah'ın kudretini düşüneceksin. Allah'ın bu kadar kainatı yaratmış, böyle denizleri yaratmış, işte beni yaratmış. Bu gibi tefekküre dalacaksın. Bu maksatla bakacaksın. O da ibadettir. Ayrıca denize bakmak insanı dinlendirir. Gözü kuvvetlendirir. İnsanın zihnini dinlendirir. Biz bu sünnete uyduk. Çok çalışıyorduk. İki fakülteyi birden okuduğumuz için yorulduğum zaman akşam üzerleri Sarayburnu'na gelirdim. Oradan denize şöyle yarım saat bakardım. O yorgunluk hemen giderdi. Kafam dinçleştirdi. Gelirdim, tekrar çalışmaya başlardım. Hem böyle faydası var, hem asabi hastalıkları tedavi eder. O iyatlı hava güzeldir. Rengi güzeldir. Böyle dinlendirir, gözü dinlendirir, kafayı dinlendirir, vücudu sağlığına kavuşturur, hem de ibadettir. Allah'ın kudretini düşündürdüğü için. Evet, keza aynı şekilde yine başka hadis kitaplarında, burada yok ama başka yerlerde rivayet edebilir. Peygamberlerin yüzüne bakmak da ibadettir. Peygamberlerin yüzüne bakmak da ibadettir. Keza o peygamberlerin izinden giden, içi dışı tertemiz peygamber hayatına benzemiş, sünnetleri hayatında rehber edinmiş, Efendimizin de duasına mazhar olmuş,
benim sünnetimi, hadislerimi duyup belleyen, tatbik eden, başkalarına öğretenlerin Allah iki cihanın yüzüne ak çıkarsın diye yüzü nurlanmış. Evliyaullah'ın yüzüne bakmak da ibadettir. Evet. Hatta peygamberlerin adını anmak da, salih kişilerin adını anmak da rahmet, bereket yağmasına sebep olur. Güzel insanlar olduğu için. O da ibadettir. Evet, nitekim Deylemi'nin, Muaz İbni Cebel'den, Kadare Kudni'nin, İbni Hibban'ın naklettiği hadis-i şerife göre zikrül enbiya minel ibade diye başlıyor. Bu şekilde çeşitli hadisler var arz ettiğim kaynaklarda. Peygamberlerin adını anmak ibadettendir. Ve zikrü salihin, keza salih kişilerin adını anmak arz ettim. Hem ibadettir hem de kefarettir. Günahlara kefarettir. Ve zikrül mevt sadaka. Efendimizin tabirleri bunlar. Ölümü anmak sadaka yerine geçer. Sadaka yerine geçer. Ölümü hatırlayınca bir tefekküre dalınır ve böyle belaları def eder. Günah belasına engel olur. Sadakadır. Sadakadır. Ve zikrül kabr yukarribüküm minel cennem. Kabri anmak da insanları, müminleri Allah'ın cennetine, ebedi mutluluk yeri olan cennetine yaklaştırır. İşte ben de bir gün bu kara yere gireceğim deyip kendine gelir, muhasebesini yapar, Allah'a sığınır, yaptıklarının muhasebesini yaptıktan sonra işte kötülüklerine pişmanlık duyar, tevbe istiğfar eder, cennete yaklaştırır. Kabir hatırlamak cennete yaklaştırır. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ın ilk günlerinde yasakladığı kabir ziyaretini sonra serbest bırakmış. İlkin kabir ziyaretini yasaklamış. Neden? Çünkü müşriklerin tevhid dini olan İslam dinine girmelerine ilk anlarda en çok engel olan şey biz atalarımızın dinini değiştirmeyiz. İnsanın yaratılışında atalarına bağlılık var. İnsan atasını inkar etmez. O inkarcılar istisnalardır. Genelde herkes atasına, köküne bağlıdır. Ve işte ona saygı duyar. Öyle bir yaratılış üzere insanlar. Onlar dediler ki biz atalarımızdan gördüğümüz dinimizi, adetimizi değiştirmeyiz. Sen onlara karşı koyuyorsun. O ataların dini de putperestlik. En çok engel buydu. En çok engel buydu. Atalarımızın dinini değiştirmeyiz diye söylüyorlardı. Onun için Peygamberimiz onları hatırlatacak kabirlerini ziyaret etmeyi yasakladı. Çünkü müşrikler kabirlerini ziyaret ediyorlardı, hatırlatıyorlardı. Birbirleriyle işte benim böyle bir atam var, dedem var, şöyle meşhur, ben senden üstün bir sülaleye mensup falan diye övünürlerdi. El-Hakimü tekâsür hattâ zürtümün makabir. İnsanlarda vardır bu. Şöyle benim dedem Çanakkale şehidi, benim dedem büyük alim falan. Evet, küllüm rimin bima kesebe rahîn. Evet, Kur'an'da bu ayetler var. Deden güzel ama herkes kazancına bağlıdır ayeti de var. Onu beraber düşüneceksin. Deden yolundan gitmediysen, alim, arif deden yolundan gitmediysen, küllüm rimin bima kesebe rahîn. Herkes ameline merhundur. Ameline göre mücazat veya mükafat görecek. Ayet-i Cellesi de var. Evet, insanlarda bu tabiidir. İşte onun için Peygamberimiz putperest atalarını bağlılıktan tekrar hatırlamasınlar diye kabir ziyaretini yasakladı ilkin. Ama sonra iman kökleştikten, yerleştikten sonra kalplerde, müminlerin kalbinde oturduktan sonra artık bu putperestlik şeysi kalmadıktan sonra engeli. Evet, küntü neheytüküm an ziyaretil kuburi. Ben sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Ela fezûruha. Dikkat. Kabirleri ziyaret ediniz. Fe inneha tüzekkirul âhireh. Hani ahireti hatırlatır. Oradan muhasebe yaptırır. Cennete yaklaştırır dedik ya. Evet, o gerekçe orada da var. Dikkat edin. Uyanık olun. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabiri ziyaret etmek ahireti hatırlatır.
Bir zaman babamla oturup kalkıyorduk, şöyle diyorduk, şimdi bir avuç toprak oldu. Yarın ben de böyle olacağım, üstümde otlar bitecek. Kendini getirir, hayatın muhasebesini yaptırır, kötülüklere pişmanlık duyurur ve oradan tövbe istiğfar edersin. Kendini iyi yola doğru sevk etmeye sebep olur, cennete yaklaştırır diyor güzel Peygamberimiz bu hadis-i şerifinde. Evet. Bir hadis-i şerifte, Hakim Müstetekin'de, Taberani'de, Abdullah Mesud'dan, Amran bin İmran'dan, Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifte Hazreti Ali'ye bakmak da geçen haftada bir vesileyle burada söylemiştik. Hazreti Ali'ye bakmak da ibadettir. Evet. Diye hadis de var. Neden? Evet. Zemahşeri diyor ki, büyük Türk müfessiri, çok büyük, meşhur tefsiri var. Araplara meydan okuyor. Ey Araplar diyor, Arapçayı gelin benden öğrenin. O kadar kendini vermiş, Arapçayı güzel öğrenmiş, Kur'an'ı da güzel tefsir etmiş. Yani Arapçayı öğrenmek değil ki, Kur'an'ı tefsir için Arapçayı öğreniyor. Şeysini, gayretini, ilgisini gösterme açısından söylüyoruz. Gene söyleyelim, hatırlatalım. Bir kelimenin gerçek anlamını bulamamış. Lügatlarda bir anlamı var. Ama mesela bir kelime İstanbul'da şu anlama geliyor. Mardin'de şu anlama geliyor. Rize'de şu anlama geliyor. Bizde de var öyle. İşte o acaba gerçek anlamı ne? Bunu bulmak için demişler ki bu kelimeyi kullanan şu kabiledir. Kalkmış kendisi Türk, Semerkant, Buhara'dan kalkmış, o Arap kabilesini bulmuş. Sormuş, demişler biz ele söylemeyiz. Biz dilimizin halis Arapça olmasını böyle sağladık. Eli karıştırmayız, söylemeyiz, almayız. Söylememişler. O kabileden kız almış. O kabileden olmak için, o kelime öğrenmek için. Bakın ilim meraklısına. Evet. Gerde'ye girdikleri gün şiir söylemiş kıza. Kız da demiş ki böyle, yağma yok demiş. Bir gecede olmaz. Geçiyor bu tefsirlerde. Cevap, şiirle cevap veriyor o da. Kız da öyle seçmiş yani, bilgili kız. Bir gecede olmaz demiş. Ve bu kalmış orada ve orada bir kelimeyi öğrenmek için bunlara katlanıyor. Bu Zemahşeri. Rahimahullah. Keza İbnül Arabi şey dedi, seyrediyorsunuz, büyük alim. Evet. Kâne izâ baraza Hazreti Ali göründü mü diyorlar. Hazreti Ali ile ilgili, bu hadisle ilgili. Bu alim alimlerin görüşünü arz ediyorum. Yani bazıları çok bu gibi hadislere şey derler de, itiraz ederler de, Zemahşeri gibi bir alim, İbn-i Arabi bir alim diyor ki, Hazreti Ali ortaya çıktığı zaman kâlen nâsû, insanlar gayri ihtiyari, Hazreti Ali görününce kâle nâsû lâ ilâhe illallah mâ eşrafı hâzel fetâ mâ âlemehu mâ ahlemehu mâ ekremehu mâ eşce'ahu. Evet, görü görmez ne cesur, ne asil, ne kahraman, ne alim adam la ilahe illallah derlermiş ve bunları söylerlermiş. Öyle güzelmiş Hazreti Ali. Biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda genç bir Arapların en meşhur kahramanı sürmüş atını, atlamış Hendek'i geçmiş. Varsa demiş yiğit karşıma çıksın. Evet. Kimse çıkmıyor. Kimse çıkmıyor. Hazreti Ali çıkmak istiyor, Peygamberimiz yüzünü çeviriyor. Sen bana lazımsın Ali diyor, genç daha. Genç, daha çok savaş olacak. Fakat kimse de öyle bir kahraman, bir adam karşısına çıkmaktan çekiniyor, can tatlı. Yürü demiş Ali. Gelir gelmez bir darbede o kahraman herifi bir darbede ikiye bölmüş. Allahu Ekber demiş. Tabii bu Müslüman İslam ordusu aç, bir ilaçsız, aç, soğuk, yiyeceği yok. Moraller bozukken büyük moral olmuş.
az sayıda, ötekiler çok sayıda. Yiyecekler yok, kış. Büyük moral olmuş. Evet. Keza Hayber'de de aynı şekilde tek başına gitmiş. Ondan sonra Hayber Kalesi'nin kapısı, demir kapıyı bir darbe, omuz darbesiyle açmış, kırmış, yıkmış. Ve oradaki Yahudilerin en büyük kahramanı adam, adamla içeride savaşmış ve onu da öldürmüş. Böyle bir peygamberin duasına mazhar olmuş, muazzam bir mücahit, güzel insan, Efendimizin duaları var. İşte yüzünü gören oldu mu? La ilahe illallah, ne güzel yüzlü, ne güzel alim, ne güzel asil insan. La ilahe illallah kendini söyledikten sonra ne şerefli genç diye söylerlerdi diyor. Bu alimler söylüyor. Onun için bunu söylemek de zaten ibadet, zikir ibadet. İşte insanı böyle söylemeye sevk ediyormuş. Onun için diyor ibadettir dediği budur. Devam ibadettir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bak. Peygamberin yüzüne bakmak niçin ibadet? Allah'ı hatırlatıyor. Dünya ilişkilerini uzaklaştırıyor. Tefekküre daldırıyor. Yani bununki de aynı şeyi yapıyormuş. Onun içindir diyor. Zemahşeri İbnül Arabi eserlerinde böyle söylüyor. Evet. İmran-ı Hüseyin'i gördüm diyor bir sahabi. Böyle Hazreti Ali'yi keskin nazarlarla gözünü dikiyormuş. Ne oluyor demiş. Niye bakıyorsun adama? Ve o zaman söylemiş işte İmran bin Hüseyin, Resulullah'tan işittim. Bu gence bakmak ibadettir buyurdu. Bu hadisi o zaman rivayet etmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu hadisi Hazreti Ayşe'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. En nazaru sehmun min siyami iblis. Nazar şeytanın oklarından bir oktur. Evet. Hadisler, benzer hadisler geliyor. Aynı hadisi okumuyoruz. Benzer hadisleri okuyoruz. En nazaru sehmun min siyami iblis. Nazar şeytanın oklarından oktur, bir oktur. Evet. Şimdi ok insanı yaralar, öldürür, acı verir. Görülen bir şey. Ama nazar, bakışın elle tutulan bir tarafı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakışı oka benzetiyor. Ok ne yapar? Keskin, deler geçer, insanı öldürebilir, şu edebilir. Ona benzetiyor. Bakışın ne etkili olduğunu okla anlatıyor. Evet, şimdi neden böyledir? Evet, haram bir şeye baktığınız zaman kafama neler, ne hatıralar gelebilir? Neleri hatırlatabilir? Böylece seni Allah'ın zikrinden alıkoyar. Zehirli ok olmasının nedeni şimdi. Seni Allah dedirmekten o bakış alıkoyar. Başka yerlere götürür. Muahazeye sebep olur. Bu niyetler, bakışlar, arkasından gelecek bu düşünceler hesaba çekilmeye sebep olur. Niyetlerden sorumlu değiliz. Miraç'ta Emen Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah vahyetti. Orada da elimizde olmayan şeylerden bizi muahize etme ya Rabbi. La tuahizna innesina. Evet, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. İnsanın niyetini şöyle yapmak, böyle yapmak mümkün değil. Niyeti, ne niyetler gelebilir kalbine? Gelince ondan kurtulmak için Allah'a sığınıp değiştirebilirsin ama gelir. Şimdi bu niyetten sorumluluk yok. Bu emin olun. Ama şimdiki niyet kafanda yerleşmiş tasmim. Ki bugün kanunlarda da azmetme suçtur. Bir kötülüğü aklına gelip geçse suç olmaz. Fikir suçu yoktur ama kesin kararlı, günlerce, haftalarca kuruyorsun kafanda. Buna azim, azmetme deniyor. Bu suçtur. Aynı bu şekilde. Baktıktan sonra o yanlış şeye kafanda böyle şunu şöyle yapayım, böyle çatayım falan diye kurarsın ve bu kökleşir. İşte o zaman diyor fesada yol açacak şekilde sende kökleşince hesap sebebidir.
hesaba çekilme sebebidir. Haram fiillere seni sürükler. Şeytan da o zaman fırsat bulur, başka şekilde yan sebepler, vesveseler, başka adamları gönderir, kendine alet olan adamları gönderir. Sende de kafanda böyle bir niyet vardır. Seni şeytanın bu şeylerine, tahkirlerine fırsat sebebi olur bu harama bakmak. Evet, böyle yanlış şeylere bakma şeytanın oklarından bir oktur, sapıtmaya sebep olur. Göğsü vesveselerle doldurmaya sebep olur. Şer kapılarını açar. Ondan dolayı şeytan oklarından oktur. Allah Celle Hazretleri vallahu habirun bima yasnauna ve ya'lam khainatel ayun ve ma tukhfi sudur. Evet. Allah yaptığınızdan haberdardır ve gözlerin hain bakışlarını, göğüslerde saklı olanı bilir. Evet, bu bir ayet. Başka ayet: İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulake an kana anhu mes'ule. İşitmek, görmek, kalp. Bütün bunlar sorumludur. Evet, kalpteki niyet azim haline geldiği zaman günlerce, aylarca saklıyorsun, böyle plan haline geliyor. O işte burada bahsedilen bu görmeyle başlıyor, işitmeyle başlıyor. Bunlar sorumlu. İşte dedikodu işitiyorsun, çekileceksin. Veya adam susturacaksın. O konuştukça hoşuna gidiyor, dinliyor. Ortaksın. Suça ortaksın. Adam küfür ediyor, sus diyeceksin. Veya çekilecek mi diyeceksin. Ama dinliyorsun. Suça ortaksın. Suça ortaksın. Mesela ölünün arkasından bağıra çağıra, saçını yola yola, elbisesini yırta yırta bağırıp çağırmak niyaha haramdır, lanet sebebidir. Adam acılı, kocası ölmüş, oğlu ölmüş falan filan. Caiz değil onun içinde ama hani onun yine böyle bir şeylik etkisi, bunların etkisiyle filan tutmamış, bağırıyor. Sus diyeceksin. Susması çekip gideceksin. Böyle bağırıyor, saçını başını yiyor. Sen de orada onun mazur görücesine dinliyorsun. Lanette ortaksın, günahta ortaksın. Evet, böyle kötü şeyler duyduğunuz zaman hemen susturacaksınız. Konuyu değiştirelim. Veya susmazsa çekip gideceksiniz. Böyledir. Evet, böyledir. Evet, Allah bunlardan dolayı işitmeden, görmeden, kalpten sorar. Ayet-i Celle'ler var. Hadis onu söylüyor. Böyle şekle gelen nazar, şeytanın oklarından bir oktur. Mesmume. Evet, tehlikeli, zehirli oklarından nazar. Bu tip anlatmaya çalıştığımız bakışlar zehirli, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ اَسَابَهُ اِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ ف۪ي قَلْبِهِ. Eğer böyle haram bakışlardan bir adam gözünü çekerse, Allah kalbinde imanın tadını tattırır ona, diyor Peygamberimiz. İmanın tadını kalbinde hisseder bu adam. Şimdi genç, delikanlı, güzel bir kız, gözü güzel, yüzü güzel, vücudu güzel. Gördü. Evet. Gör. İlk nazar senin, diyor ya Ali. Gözünü indirmesi lazım. Bakmadı, devam etme. Ama çok güzel falan diye devam edince haram başlıyor. Evet. Şimdi nefis hoşlanıyor haramdan. Bak, diyor, böyle bir göz, güzel göz, güzel yüz, güzel boy falan filan, içinden de geliyor böyle dürtüler. Devam edersen tabii haram devam ediyor. Nefse tatlı geliyor bu. Ne güzel kız falan. Nefsi hoşuna gidiyor. Allah hakkına gelerek bıraktı mı bakmayı? O Allah hatırlayarak gerek, o nefsin hoşuna giden tadı bıraktı mı?
Onun yerine Allah imanın tadını tattırır ona diyor. Kalbinde Allah'ın emrini hatırlayarak bu haramı, nefsin duyduğu tadı bırakıp kendini çekerse kalbinde imanın tadını tadar. İmanın tadını tadar. İman tadını tadarsa işte bir insan, hep böyle olursa tabii, Yunus Emre gibi olur. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İman tadı her tattan üstün. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun demeye başlar. Hep böyle huyu, ahlakı böyle olursa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. Bu nefsin tadını bırakıp da haram bakış sebebiyle bıraktı mı, kalbinde Allah onun, ona imanın tadını tattırır. Bu yaptığı işe karşılık. Evet, böyle değil. Şimdi böyle haram bakış, haram zevk alma. Böyle, bu böyle. Bunu bırakırsa böyle. Harama bakmak böyle zehirli oktur. اَمَّنْ نَزَرَ الْمُجَرَّدْ اِلَى سُبْيَنِ الْحَسَّانِ. Evet. Çocuğu gördün. Çocuğu gördün. Çocuğa bakış yaptın. Amma da güzel çocuk dedin. Çünkü çocuk güzel olur, kalbi temiz olduğundan. Kalbi kirli olmadığından kalbinin güzelliği yüzüne vurur. Her çocuk güzeldir bundan dolayı. Masum oldukları için güzel çocuğu gördün. Bu bakış haram değildir. Çünkü o ufacık çocuktan nefis bir şey pay çıkarmaz. Şehevi duygular şey etmez. Bu kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsa görsem bu haram değil, bu zehirli ok değil. Ama orada da bir yapmamız gereken bir şey var. Maşallah, Sübhanallah, Barekallah. Allah ne güzel çocuk yaratmış dememiz lazım. Hemen Allah hatırlamamız lazım. Aksi halde çocuğu hasta ederiz. Nazar haktır, çocuk hasta olur. Hatta bu nazar o kadar keskindir ki, bazı kimselerin nazarı çok keskindir ki, arabayı devirir, binayı yıkar, deveyi öldürür. Arapçada söz vardır. Bu nazar deveyi tencereye, insanı kabre sokar diye. Arapça atasözü vardır. Hakikaten doğrudur. Doğrudur. Nazar haktır. İşte böyle çocuğu gördün, güzel çocuk, maşallah diyeceğiz. Barekallah. Allah ne güzel yaratmış. Hemen Allah hatırlayacaksın ki çocuğu, nazarın değmesin. Sen de ana baba olarak çocuk tabii o yaşta, o küçüklükken dua okumasını bilmez, Allah'a sığınmasını bilmez. Ana baba olarak Efendimiz onun da nazar değmesin diye, haset nazarlardan hasta olmasın diye, rahatsız olmasın diye sığınma duasını. Kendisi de Hazan Hüseyin Efendilerimiz için اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Bu kendin için. Evet. Karşındaki çocuk erkekse اُعَوِّذُهُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Bu erkeği, bu çocuğu, erkek çocuğu Allah'ın tam kelimelerine sığındırıyorum. Karşındaki kız çocuğuysa, hoşuna giden, sevdiğin bebe, اُعَوِّذُهَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Karşında iki çocuk var. اُعَوِّذُهُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Evet. Sen bir topluluk içindesin. Herkes adına Allah'a sığınacaksın. نَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Hepimiz Allah'ın tam kelimelerine sığınıyoruz. Abdullah bin Mesud her zaman hatırlatıyoruz. Yine hatırlatırım. Bu hadisi nakleden Abdullah Mesud radıyallahu anh diyor ki bir böyle durumlarda bir yere konduğunda, bir otele yattığında, akşam yatarken vardığında 11 kere euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak dese bir adam, mesela arazide oturdun, söyledin, yattın, yemek yedin filan, 11 kere bunu söyle. Yılan sokarsa diyor, gelsin benden davacı olsun diyor. Yılan sokmaz, akrep sokmaz, efendim hırsız malını çalmaz, kimse seni rahatsız etmez. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعْمَدْ 11 defa bunu söylerseniz
İşte şu güzel çocuk gördün mü? Vavvizuhu. Evet. Öyle söyleyeceksin. Anası babası değmesin diye. Gören adam da maşallah. Barakallah. Diye söyleyecek. Allah hatırlayacak. Çocuk hasta olmayacak. İşte böyle küçük çocuklara şehveti uyandırmayan ama güzel çocuk. Bu haram değil. Ama bunları söylemek lazım. Evet. Şimdi güzele bakmak sevaptır diye de halk arasında dolaşıyor. Var öyle hadis. Evet. Veçül mer'a el hasna vel hadra yezidü. Evet. Yezidânil bosar. Güzele bakmak, güzel kadına bakmak ve yeşilliğe bakmak gözü kuvvetlendirir. Hatta sevaptır diye de var. Bu nasıl oluyor hocam? Evet, bu da var tabii. Ama güzel hanımına bakacaksın. O sevaptır. Hanımın güzelliğine bakmak sevaptır. Elin karısının kızın güzelliğine değil. O haram işte bahsettik. Yukarıda söyledik. Şeytanın oklarından zehirli bir oktur diyor. Ama hanımın güzelliğine bakarsan, hanımın güzelliğini görürsen sevaptır. Sevaptır. Gözün şeysini de artırır. Yeşil manzara görmek keza gözünün kuvvetini artırır. Evet. Bu güzelliklere, ağaçların, manzaranın güzelliklerine baktığınız zaman gene Allah neler yaratmış filan diye Allah'ı hatırlar, tefekküre dalarsınız. İnsanı ibadete sevk eder. Evet. Bu güzel hanımına bakmak da buradan hem aranızdaki muhabbeti sağlar, hem de Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bak ya, böyle bir güzel hanıma bana nasip etti. Yine Allah hatırlar. Bunlar aile bağlarını güçlendirir. Bir başka yabancı kimselere bakmaktan seni alıkoyar. Bu yönden ibadete vesile olur. Evet. Yani güzele bakmak sevaptır. Öyle söylüyor bak. Fel murat minin nazar halail. Halil olana halail dediği, helal olan mesela anana bak, ablana bak, kardeşine bak, güzel, güzelliğine bak. O tabii onun da bir sınırı var. Göbeğiyle diz kapağısına, kadın kadına da bakamaz. Bakacaksın yüzüne, eline, gönlüne, oradan onlara bakmak bu sevaptır dediği odur diyor. Alimler öyle söylüyor. Gümüşhan Hazretleri onu naklediyor. Hanımın güzelliğine, helal bakması helal. İşte ananın güzelliğine, kardeşin güzelliğine bakmak sevaptır, odur. Bunlara sebep olduğu için. Ama fel ecnebiyye haram. Evlenebileceğin bir kadına bakmak gözüyle karartır. Basireti karartır. Evet. Bana bir büyük adam, Allah razı olsun, geçmişlerimize hepsine Allah rahmet eylesin. Bana bak hoca dedi. Hayatta dedi şu el dedi kadının eline değmedi. Kadının haramına bakmadı. Ben bu rütbeyi oradan kazandım. Evet. İşte bu. Herkes hodri meydan. Sokaklar böyle. Sahası böyle. Adam böyle söylüyor. Ben bu rütbeyi oradan kazandım. Bunu da aynı şeyi söylüyor. Nebiye baklamak basireti, ileri görüşlülüğü yok eder, karartır. Gözü de karartır. Öyle diyor. Evet, karartır. Böyle adamlar ileri görüyor. Şunun arkasını biz göremiyoruz. Böyle adamlar görüyorlar. İmam-ı Azam asırlar sonrasını görmüş. Falanca asırlar sonra, Peygamberimiz Allah'ın asırlar sonrasını görmüş. Evet, böyle olur. Harama bakmazsan, iman tadını tadarsın, sende huy haline gelirse böyle olur. Hakim Müstetekin de Huzeyfetül İmani'den, Tabarani, Abdullah Mesud'dan, evet, nahletmiş. Ez nazaratu sehmün min sehami iblis. Böyle yabancıyı harama bakmak, şeytanın oklarından bir oktur. Men terakaha min mehafeti ebdeltuhu imanen yecidu halavetehu fi kalbih. Nefsinin duyduğu bu tadı benden korktuğu için
bırakır, bakmazsa, terk ederse imanın tadını kalbinde tadarak şeye çeviririm onu. Haramdan tad almasını, imandan tat almasını çeviririm. Onun yerine onu veririm şeklinde nakledilmiş. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu bakma konusunda daha evvel anlatmıştık. Buhari Müslim'de de var. Efendim işte Buhari Müslim'de çok sofu bir adam Cüreyç hatırladığıma göre. Yani isimleri karıştırabilirim. Buhari'de var. Böyle iki olay var. İşte anası beddua etmiş. Cüreyç çağırmış. Şey etmemiş, cevap vermemiş. Namaz kılacağım ben demiş. Kendi kendine. Anası da sen kötü kadınlarla kavuşmadan, buluşmadan Allah canını almasın demiş. Sonra o Cüreyç bir kız gelmiş. Onu reddetmiş Cüreyç. Reddetmiş. Bir böyle olay var. Ama kız intikam almak beni aşağıladı, bana şey vermedi, pas vermedi diye alt diliyle konuşuyoruz. Gitmiş bir çobanla ilişki kurmuş. Ondan çocuk doğurmuş. Bu demiş, bu sizin evliya bildiğiniz adam demiş bu çocuğun sahibi. Herkes ona çok dua için gidiyorlar falan. Yakalamışlar, hemen hapse atmışlar. Hapse atmışlar. Anası, ana yüreği tabii, ziyarete gelmiş. Anacığım demiş, beddua ettin, tuttu demiş. Bak kötü kadın beni hapse attırdı. Bir de dua et de kurtulsun. Ya, hapiste olunca evvelce kızmış böyle demiş ama kötü kadınla sen buluşturmadan diye kötü kadın gelmiş şöyle olmuş. Dua etmiş gene Allah'ım yavrumu kurtar diye. Sonra işte o kız itiraf etmiş. Kızı bu yakalamışlar. Çocuk dile gelmiş. Benim babam demiş, bu değil, çoban demiş. 6 tane konuşan çocuk var. Ayetlerde var, hadislerde var. 6 tane. Birisi işte bu çocuk. Cüreyc'in çocuğu derler ona. Demiş, benim babam bu Cüreyc değil demiş. Şu dağdaki çoban demiş. Bir de bir başka olay var. İşte nazarla ilgili. İşte gene şey bir adam, Buhari Müslim'e göre evliya bir adam, işte zengin bir adam ölmüş, iki oğlan bir kızı var, kız hastalanmış. Sağa sola götürmüş, çare yok. O demişler hocaya götür, okusun. Okurken işte bakmış, nazar şey, zehirli oktur. Son derece güzel gözlü bir kızmış o. Hemen kafasını indirmiş ama o evliya adam, Buhari'de var bugün. İçinde fırtınaları esmiş. Ertesi gün okuduğu zaman daha çok bakmış. Ertesi gün daha çok bakmış derken evine alıkoymuş. Neticede zina etmiş. Bunu anlattık geçmiş derslerimizde. Evet, zehirli ok. Zehirli ok insanı böyle kötülüklere götürür. Sevk eder. Zehirli ok dediği bu. En-nahlu. Peygamberimiz buyuruyor. En-nahlu. Hurma. Ağacı, hurma ağacı ve şecaru, bir ağaç, herhangi bir ağaç. Berekatun, berekettir, nimettir. Ala ehlihi, hurma ağacına ve bir başka ağaca sahip olan kimseye, sahiplerine berekettir. Ve la akıbihim, o ölse bile, badehum, ondan sonra gelecek zürriyetine berekettir. Ama ne şekilde olursa izâ kânû Allah'a şâkirîne, Allah'a şükrettikleri, bu hurma ağacından dolayı, başka ağaçlardan dolayı Allah'a şükrettikleri takdirde, şükrettikleri zaman hem ona hem kendisinden gelen zürriyetine berekettir. Berekettir. Evet. Şükür nimetleri artırır. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer siz benim verdiğim nimetlere şükrederseniz
Vallahi billahi mutlaka artıracağım. Şükür ne? Elhamdülillah. Onun için yemek yiyoruz, su içiyoruz. Elhamdülillah diyeceğiz. Bu bizim inancımız. İşte hadis, ayet de öyle. Şükür diyeceğiz. Allah'ı hatırlayacağız. Evet. Bir de tabii nereden bereket sebebi? Şükür artırıyor nimeti. Bereket sebebi. Doğru. Allah yalan söylemez. Le'in şekertüm le'ezidennekum. Şükrederseniz mutlaka artıracağım. Şimdi sadece elhamdülillah yetmez. En büyük şükür nimeti yerinde kullanmaktır. İsraf etmemektir. Nimete değer vermektir. Her zaman söylüyoruz. Ekmek büyük nimet. Katık büyük nimet. Elma armut nimet. Şükür ederseniz sizin kazancınız artar. Ama bu nimetler, bunlar nimet, parayla oluyor bunlar. Şükür ederseniz kazancınız artar. Allah öyle diyor. Le'in şekertüm le'ezidennekum. Güzel araba nimet. Güzel elbise nimet. Güzel ev nimet. Evet, mutlaka artar bu. Paranız artar, mülkünüz, malınız artar. Allah böyle yeminle söylüyor. Ama nimete şükretmezseniz, yani elinizde para var, zekatını vermiyorsun. Sadaka vermiyorsun. O nimetin şükründendir bu. Bunu zekat vermek, Allah'a vekil olmak demek. Allah'a vekil, kim vekil edersin sen? Güvendiğin, sevdiğin adamı. Allah'ın sevdiği, inandığı adam olmuş. O duruma düşüyorsun. Allah veriyor nimetleri. Aslında o nimet senin eline emanet. Sen verince Allah'ın yardımcısı, vekili oluyorsun. Muazzam bir nimet. Allah'ın sevdiği, inandığı kimse oluyorsun. Evet. Ama yerinde kullanmazsan, nimeti horlarsan, değerini bilmedi diye elinden alır. Onun için ısırıyor, çöpe atıyor. Elmayı ısırıyor, yere atıyor. Elmenin tamamını ye. Yemeyeceksen ısırma. Yiyeceksen bir dilim kes. Ama çöpe atıyoruz. Yemeği artırıyoruz. Dibinde mutlaka bırakıyoruz. Çay içiyoruz, dibinde mutlaka bırakıyoruz. Su içiyoruz, dibinde. Neden? Görgüsüzlük sayılıyor. Tabağı sıyırırsak, güzel temizlersek, ama aşk gözlü herif o. Değil, dinde böyle değil işte. Yiyeceğin kadar tabağa koyacaksın, hiç tabakta artırmayacaksın. İçeceğin kadar su koyacaksın, artırmayacaksın. İçeceğin kadar çay koyacaksın, dibinde artırmayacaksın. Hadis-i şerifler öyle söylüyor. Beni şeytana bırakmayın. Ben bir müminin midesine gitmek istiyorum. Midesine, kursağına gitmek istiyorum. Ne olur beni şeytana bırakmayın der diyor o nimet. O nimet şeytana yem olmak istemez. Müminin midesine gitmek ister. Böyle yalvarır ama diyor. Anlayacak adam yok. Peygamberimiz anlıyormuş. Güzel adamlar anlıyormuş. Ama biz gibi adamlar, şaşkın adamlar anlayamıyoruz. Biz de Peygamberimizin bu sözüne inanarak lütfen çayı artırmayın dibinde. Artırmayın hepsinin için. Suyu artırmayın için. Yemeği tabakta artırmayın. Az koyun. Yiyemeyecekseniz artırmayın. Elmeyi bir tane ısırıp atmayın. Evet. Yok atmıyoruz hocam. Koyuyoruz. Ona bir sözüm yok. Çöpe atarsanız nimete hakaret etmiş olursunuz. Horlamış olursunuz. O zaman Allah sizin elinizden o zenginliği alır. Bulamazsınız. Bereket bulamazsınız. Maaşınızı yetiremezsiniz. Evet, şimdi çok para alıyor işçiler, memurlar. Ben 30 lirayla mezunluk yaptım. Sonra 60 liraya çıktı, zam koydular. Ne demek ya, 30 liraya su içemiyor. Evet, şimdi çok para alıyor. Anlıyor ama yine de herkes sokaklarda. Yetmiyor. Geçinemiyoruz. Sebeplerini burada aramak lazım. İstanbul'un çöplüğünde, çöp tenekelerinde olan gıda, ekmek artından, Sudan, milleti, koca devlet Sudan.
milleti doyarmış, rakamla sabit. Bu abartılı bir söz değildi. Orada o millet aç, o da Müslüman. Sen burada ısırıyorsun, atıyorsun. Yemeğin arttı. Şimdi sofrada yerken, sofrayı sen temizlemiyor musun hanımefendi? Pis masaya mı oturtuyorsun herkesi? Pis sofraya mı oturtuyorsun? Yoo, temizliyorum. Temizliyorsan şimdi çocuk ısırıyor, düşürüyor elinden yemeği. Yerken daha beceremiyor yemesini, düşürüyor. Alcı oluyor, yeme. Yanlış. Yanlış. Öyle öğretme. Tamam, yere düştü. Evet. Yenebilecekse üfle müfle, üstündeki tozu toprağı götür, yine ye. Bismillah çek ye. Yok, olmuyor hocam. Eyvallah. Atma yine çöpe. Kediye ver, köpeğe ver, kuşlara ver. Çöpe atma yani. Bunları herkes düşünecek, bilecek. Aksi halde ne kadar maaş bağırsalar maaş yetmez. Bereketsizlik sebebi. Şükretmek bereket sebebi. Nankörlük etmek, nimeti horlamak bereketsizlik sebebi. İşte ortada. Aksini söyleyin. 140 lira maaş alıyordum ben. Borcu ödedim yahu 140 lirayla. Borcu ödedim. Aynı insan yiyip içiyoruz gene. Ama şimdiki maaşlar nerede? Gene de herkes isyan ediyor. Bunlardan suçumuz bu. Benim dedemin kitabı var. Yani bilinçli olma açısından söylüyorum. Bu kadar da olur demeyin. Bunu yazmış kitabına. Ben de şimdi bunu tercüme edeyim, bastıracağım inşallah. Yemek yedikten sonra diyor, dişleriniz arasındaki ekmek artığı, yemek artıklarını temizlemeden, onu yemeden gider elinizi yıkarsanız diyor, müsrifsiniz diyor. Şimdi bu kadar da olur mu? Bu şuurlu olmak lazım demeyi istiyor yani. Bu çöpe atmayacaksın o yemek artıklarını. Lahama gidecek o. O nimet o. Dişin kovunda kalan o yemek artıklarını temizle ye. Yiyemem hocam. O zaman onları çıkar, kuşa ver. Şuna ver. Ama bunu yapmadan, temizlemeden lavaboya gider de o da nereye gidiyor? Lavuma gidiyor, kanalizasyona gidiyor. Müsrifsin, doğru söylüyor. Allah müsrifleri sevmez. Nimete hakaret olduğu için pisliğin sidiğin arasına gidiyor. Lavum arası. Bereketsizlik sebebidir. Maaşın yetmez. Kazancın yetmez. Bunlar çok önemli prensipler. Herkes eşini, çocuklarını, oğlunu, kızını bu duygularla yetiştirmeli. Evet, nimete şükür, nimeti artırır, nimeti horlamak, onu israf etmek demek. İşte o da bereketsiz sebebi, yok olma sebebidir. Evet efendim. İşte ağaç da burada. Şimdi efendim, hurmanın meyvesi var ama meyvesi ağaç. O nasıl bereket sebebi? Öyle diyor Peygamberimiz. Ağaç diktiniz, ağacınız var. Geldi kuş kondu. Sadakadır diyor. Kuş dinlendi orada. Size ağaç dikeni, ağacı dikeni sadakadır diyor. Sadaka vermiş yerine geçer. Ağaca da kuş gelir yani. O da bereket sebebi. Sadaka da bereket sebebi. Dibinde domuz yattı. Berekettir. Gölgelendi, istirahat etti. Bir canlıya hizmet etti. Hep bunlar sadaka oluyor. Onun için ağaç, hurma ve ağaç. Berekettir ala ehlihi ve ala akibi. Hem adam o ağacı dikene hem de ondan sonraki nesillere bereket sebebidir. Tabii Allah'a şükrettiği zaman, arz ettiğim gibi yerinde kullandığı zaman, nankörlük etmeyip israf etmediği zaman böyledir. Böyledir. Şükredeceksin Allah'a. Evet. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz mutlaka artıracağım. Öylece bu hadis, nimetlere karşı şükrü asla unutmamamız gerektiğine işaret ediyor, teşvik ediyor. Evet, bir mümin şunları yaparsa diyor, Semerkant'ta yatıyor,
büyük zat, her şeyin, her mubah, helal işin başında Bismillah. Her helal, mubah işi bitirdiğinde Elhamdülillah. Bakın başında da sonunda da Allah hatırlıyoruz. Evet, ondan sonra yarın şuraya gideceğim. Hemen gidemeyebilirim. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Mümin böyle bilgili, bilinçli. İnşallah. Allah izin verirse, inşallah derse. Evet, bir musibet haberi geldi. Adamın evi yanmış, adam ölmüş falan. Musibet bunlar. Can yakan şeyler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Niye yanıyor falan yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Dönüp dolaşıp vereceğimiz o. O bizi nasıl isterse öyle kullan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gece gündüz la ilahe illallah. Bir çocuğu gördün, güzel bir şey, ev gördün falan. Maşallah. Barakallah. O zatın sesi bu. Evet. Başaramadın. Hasbunallah. Ben nimel vekil. Karşıdan bir sürü aleyhine şeyler var. Geliyor. Bir şey demiyorsun, kovamıyorsun. Haberin yok. Aniden senin kuyunu kazıyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu söyle, dur. Bunları söylersen hem böyle belayı def ediyor, hem de cennete ağaç dikmiş oluyorsun diyor. Hadisler öyle. Yani mümin her durumda, her an Allah'la beraber olacak bak. Başında Bismillah, sonra da Elhamdülillah. Bir şey gördün maşallah. Hasbunallah. La havle ve la kuvvete illa billah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hep her durumda Allah'ı hatırlayacak. Bu mümin tabii Allah'ın sevdiği kullarından olur. Böyle olmamız lazım. Ağacı da işte böyle söylüyor. Şükredecek. Şükredecek. Değerini bilecek. Elhamdülillah diyecek. Evet. Ve ersenne aleyhim seylel arimi ve beddelnâhum. Evet. Şimdi burada seyli arım olayından bahsediyor. Sebe suresi var. İbrahim suresi de var. Şimdi efendim Yemen'de bir zamanlar son derece zengin millet öyleymiş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evlerin üstünde bahçeler varmış. 1976'larda, 80'lerde, 80 yılında gittim de baktım apartmanın üstünde şey var. Aklıma bundan geldi. İş geçirdim köprüler mağaza. Elhamdülillah bizde de şimdi var. Yamuk yumuk evler diyorum. Meğer o yamukluk aşağıdaki uzantılar şeymiş, bahçeymiş. Her apartmanın katının bahçesi var. Şimdi bizim burada İstanbul'da öyle yamuk evlerin yamukluğu sebep oymuş. Bizimkiler de yapıyor. Bunlar bir nimet. Evet. Onlar da böyle nimetlere, işte evlerin üstü bahçelermiş. O kadar muazzam zengin olmuşlar. Barajları varmış. Şimdi bizim olduğumuz gibi. Ama şımarmışlar. Allah'ı unutmuşlar. Paraya tapmışlar. Zenginler fakirleri ezmiş. Kanını emmiş. Peygamberi ikaz etmiş. Hayır demişler. Sen züğürt bir adamsın. Biz zengin adamız. Cenab-ı Hak o seylül arım işte o. Setti kovemiş. Duvarı yıkılmış. Şimdi duvar yıkılmasın diye salıveriyorlar ya kapağını. Barajın. Bir yıkılmış duvarı. Sular altında kalmış. Onları boğmuş. Onlardan bahsediyor. Ve erselne aleyhim seylül arimi ve beddellahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevate yukilin hamdın ve... Bu Kur'an-ı Kerim'de var yani. Evet, cezeynâhum bimâ keferû. Küfrettikler, nankörlüklerine karşılık, aha biz bunları yaptık diye. Kur'an-ı Kerim'de var. Evet, onun için nimetlerin şükrünü eda etmek lazım. Hep bu bilinçli olarak yaşamak lazım ki Allah nimetleri elimizden almasın.
daha çok çoğalsın, daha çoğalsın. Bu hadisin şeysi bu. Evet, bu hadisin şeyi bu. Ağaç da böyle, diğer şeyler de böyle. Şükredeceksin, Allah şükrettikçe daha çoğunu verecek. Evet efendim, demek ki afetlerin sebebi gene insanların şükretmemeleri, Allah'a olan görevlerini yapmamaları, soğuk vurması, ne bileyim çok sel alması, basması altında bunlar yatıyor. Seylülerin seli koyuyormuş bak, fazla yavaş olmuş, batmışlar. Şimdi oluyor ya, feryat ediyor. O Allah'ın sana verdiği o, kimisi portakal yetiştiriyor, kimisi çilek yetiştiriyor. Mahvolduk diyor. Namazın geliyor mu arkadaş? Yemek yerken besmele çekiyor mu? Sen de elhamdülillah, Rabbime şükür diyor musun? Demiyorsan işte böyle şeyler oluyormuş da. Kur'an'da misaller var. Bu hadis de onlara işaret ediyor. Evet efendim. Tabarani, Abdullah İbni Hasan İbni Hüseyin, Hazreti Ali'nin sülalesinden nakledilmiş bu şey, onların şeyi, Hazreti Ali Kerremullah veçheden nakledilmiş. Evet. En nezru, evet, en nezru, nezir, nezrani iki türlüdür. Nezir iki türlüdür. فَمَا كَانَ مِنْ نَزْرٍ فِي تَعَاتِ اللّٰهِ Allah'a itaat, Allah'ın rızasını kazandıracak konularda nezirse فَذَٰلِكَ لِلّٰهِ Bu Allah için yapılan bir nezirdir. وَفِيهِ الْوَفَٰ Sevap kazandıracak, Allah'ın rızasını kazandıracak bir nezirse vefa göstereceksin. Ağzından çıkanı yerine getireceksin. Ve mâ kâne min nezrin fî masiyetillâhi. Yok, Allah isyan teşkil eden bir şey nezretmiş. Çocuğum üniversitemi kazanırsa kafayı çekeceğim. Niye bunu söylüyorsun? Üniversite kızı, imtihan kızı kazanmış. Adım bunu söylemiş İzmir'de. Kafayı çekmiş, bulut gibi sarhoş, arabaya binmiş. İzmir'den Menemen'e geliyor. Bizim kayınbirader de pilot. Çocuğun, hanımın çocuğunu almış, görevini bitirmiş. İzmir'e geliyor evine. Her bulut gibi sarhoş. Orta refüje çıkmış. Oradan geçmiş. Gelen adam, bizim kayınbirader arabanın yanından vurmuş. Boyun kırmasın, oradan gitti. Çocuğu öksüz kaldı. Kocası, kocası, karısı kutul kaldı. Oğlu yetim kaldı. Evet. Böyle nezirler olmaz. Kızım kazanırsa içeceğim, kafayı çekeceğim, olmaz. Şu işim şöyle olsa şöyle yapacağım, haram. Olmaz. Harama nezir olmaz diyor Peygamberimiz. Fezerkeli şeytan, bu şeytan içindir. Ama şu işim şey olursa şuraya şu hayrı yapacağım. Şu kadar namaz kılacağım. Şu kadar oruç tutacağım. Olur. Buna diyor vefa gösterin. Aslında nezir iyi bir şey değil. Öyle diyor Peygamberimiz. Cimriden mal koparmaktır diyor. Kuyruğun kısılmadan aslında Allah'a şükredeceksin. Allah'a iyilik edeceksin, hayır edeceksin. Hiç böyle bir sıkıntıya girmeden böyle bir şey, esas hayır böyle olur. Bir şey karşılığında değil. Onun için bazı kimseler, büyük adamlar, cennet umuduyla namaz kılmam diyor. Çünkü ücret karşılığı bir şey yapmış oluyorsun ya, ben Allah'ın rızası için yaparım diyor. Cenneti versin vermesin. O sadette canım. Tabii cennet istenir de ama böyle illa cennete gideceğim diye ibadet etmem ben diyor. Ücret karşılığı bir şey olmuş olur. Ana ibadet ediyoruz, karşılığında cennet. İyi görmüyor. Hiç böyle bir şey düşünmeden sırf Allah emretti diye namaz kılarım, oruç tutarım. Güzel bir şey tabii. Bundan seviyesine göre. Ama genelde cennete girmek için, cehennemde korunmak için iyilik yapılır. Evet efendim, şimdi böyle hiçbir şey normalde bir şey yokken hayır etmek lazım. Fazla oruç tutmak lazım. İşte hastane, okul, cami yaptırmak lazım. Şu işim şöyle olsa bir cami yaptıracağım.
yerine getir. Güzel bir şey. Ama esas cimriden para koparmak diyor. Cimri adam böyle bir şey olursa ancak yapıyor bu işi. Durumuna düşme. Böyle olmadan da ver, yap. Güzel olan bu. Fakat böyle demişsen aslında böyle bir dinin emri var, vacip var. Böyle şeyleri yapacağım, şu işim olursa demek nezirdir. Onu yerine getirir. Ama şu işim olursa işte keşür bil hamri şarap içeceğim. Kafayı çekeceğim. Veya eğer böyle olursa anamı ziyaret etmeyeceğim. Abimi ziyarete gitmeyeceğim. Bu da bir nezirdir. Hayır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceğim. Hayır. Böyle diyor, nezir olmaz. Ve bunu asla yerine getirmemek lazım. Hayırlarda ve la vefa fihi asla yerine getirmemek lazım. Nezir Allah'a itaati adamaktır. Aslında dinde var. Dinde yapılması farz, vacip olan bir şey. Ama sen onları yapıyorsun ama şu iş bir olursa aslında farz vacip olan bir ibadeti fazladan yapacağım diyorsun. Nezir buna denir. Nezir buna denir. Evet. Bunlara itaat gerekir. Şeytana alet olacak nezirlere vefa göstermeyin. Vefa etmeyin. Evet. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nezir konusunda biraz daha duracağız. Şu işim şöyle olursa uçacağım. Böyle nezir olmaz. Uçamayacaksın. Olmayacak şeye nezir olmaz. Dinde yapılan emir verilmiş bir farz vacip olacak. Evet. Mesela şu işim şöyle olursa hasta ziyaret edeceğim. Zaten bu nezir olmaz zaten. Bir farz vacip değil hasta ziyareti. Aslında borç olan bir ibadet olacak. Mutlaka yapman gereken bir ibadet olacak. Ve yapabileceğin şeyler, imkan dahilinde olan şeyler ancak adak olabilir. Şimdi nezri yere getirmezsen, mesela dedin yapmadın, kefaret gerekir. Yemin kefareti. 3 gün peşi sıra sahurda kalkmak şartıyla o yerine getirmediğin adağın kefaretini vereceksin, oruç tutacaksın. Oruç tutamıyorsan 10 fakiri doyuracaksın. İstanbul'da mesela diyelim Sosyete mahallesinde oturuyorsun. Orada elmanın kilosu diyelim 10 lira. Sen falan yerde oturuyorsun, kilosu 3 lira. Ha, fakirleri doyuracağın yer de bulunduğun yere göre, oturduğun yere göre olacak. 10 fakir doyuracaksın, 2 öğün yemek, bir kuşluk, bir akşam dinde 2 öğün yemek var. O mahallede oturmak 50 liraya ancak doyabilir günde insan, öbür tarafta 10 liraya doyabilir. Senin oturduğun adadığın yerdeki paraya göre 10 fakiri ayrı ayrı günde, 10 fakiri bir günde doyurabilirsin veya bir fakiri hepsini al şu parayı 10 günlük. Bu bir yerine geçer. Bir fakire her gün kandocu parayı vereceksin. Her gün, her gün. Bir günde bir çıkarmak istiyor, 10 tane fakir bulacaksın, ayrı ayrı vereceksin. Bir günde borcunu ödemiş olabilirsin. Orucu da böyle işte sabahtan kalkmak şartıyla. Sabahleyin kalkamadım, uyudum. Bir daha tutacaksın 3 gün. Diğer orucu kasten bozduğun zaman 60 gün tutuluyor ya. Ondan asıl kalkamadığın zaman kayboluyorsa aynı bunda da kayboluyor. Sabah kalkacaksın, canın yanacak. Ceza yönü de var çünkü kefaretin. Nezir böyle olur. Evet. Yerine getirmediğin zaman yüköffirû mâ yüköffirûl yemin. Hadis-i şerifte böyle. Yemin kefareti neyse aynı kefareti nezri yeri getirmeyen adam da yapar diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nesai İmran bin
Hüseyin'den nakletmiş bu hadis-i şerifi. Evet. Demek ki en güzeli ne adamaksızın hayretmek. Çünkü adak cimriden para koparmaktır. İyi bir şey değil. Ama adamışın yerine getireceksin. Borçlu ölürsün yoksa. Kötü şeylere adak olmaz, yerine getirmeyeceksin. O zaman yemin etmiştin, bu işin piyolarsa kafa çekeceğim. Yemin kefareti vereceksin. Yerine getirmeyeceksin, yemin kefareti vereceksin. Dinin hükümleri böyle. Cenab-ı Hak bizleri eline, beline, diline, gözüne, kulağına, azalarına hakim olan, hayır söyleyen, hayırdan başka şeyde dilini tutan güzel müminlerden eylesin.